Allah'ın affetmeyeceği günahlar nelerdir? Günahlarından tövbe etmeden ölen kişiyi Allah affeder mi? Adem aleyhisselam ve eşi Havva'yı cennetten kovduran günah neydi? Günahların cezası bu dünyada nasıl çekilir? Helak edici 7 büyük günah nedir? Günahı temizleyen ameller nelerdir? Cehennem ateşini söndüren ameller nelerdir? Günahların affolunması için nasıl tövbe edilmeli? Bilmeden işlenen günahlardan sorumlu muyuz? Tüm bu soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Allah'ın rahmeti, bereketi, esenliği üzerinize olsun sevgili izleyiciler. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Evet, karlı bir sabah, pazar sabahı. İstanbul'da az önce ben de arabadan indim. O güzel manzarayla bir resim çektirebilirim ama 25 santim aşağı yukarı ayağım gömüldü kara. Bu arada tabii şu aklıma geldi. Yani şimdi kuşlar nasıl yem bulacak? Kedi köpek nasıl karnını doyuracak? Nasıl ısınacak? Köprü altında yatan, kartonda yatan, mukavva üzerinde, kötü bir yatak üzerinde yatan, sokakta kalmış insanlar var. Onları düşünmemiz lazım. Tam da vakti. Onlardan biri ölürse, biz de bigane, yabancı kalırsak durduğumuz yerde günah olur. Vicdanı olan hayvanlara duyarlı olsun, insanlara duyarlı olsun. Bir sıcak kap yemek vermek, bir yem atmak hayvanlara, insanlara bir sıcak çorba vermek, bir çay vermek tam da zamanı. Bu konuda inşallah halkımız duyarlıdır. İstanbul halkı özellikle etrafını bir bu gözle baksın, bu gözle izlesin. Yine birbirinden kıymetli hediyelerimiz var. 30 özellikle Kur'an-ı Kerim şifreleri bilen kardeşlerimize bugün inşallah yanında da bir Elif Bağcüz'ü var. 30 özellikli Kur'an'ımız. İkinci şifreyi bilen kardeşimize yine hanımlara güzel bir şal var. Üçüncü şifreyi bilenlere de mutlu bir yuva için 6 mektup ve yanında da ravza kokusu var. İnşallah şifreler de biraz sonra gelecek. Telefonumuz hazırmış. Başlayalım hemen telefonumuzla. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleykümselam, hayırlı sabahlar. Ben Sivas'tan arıyorum. Sivas'a selam olsun. Nasıl, Sivas'ta da kar var mı? Çok kötü, iyiyim hocam. Sen nasılsın, iyi misin? Kar yağdı mı oraya da? Yağdı, akşam da yağıyordu. Yağıyor. Peki Allah. Yağda çok yağmadı, az bir şey yani. Bereketli olsun inşallah. Buyurun efendim. Hayırlısı olsun hocam. Dinliyorum. Hocam, benim bir sorum var. Dinliyorum. Gece ben 3'te namaza kalkıyorum. Teheccüd kılıyorum, bize kaza kılıyorum, nafile kılıyorum. Nafile olmaz diyorlar. Kazası olan diyorlar. Kazası olan. Bir de sabah namazından sonra... Oraya geçmeden bir şey söyleyeyim. Teheccüd kılıyorum dedin. Evet. Teheccüd kılıyorum diyenler... Teheccüd de olmaz dediler mi? Yok, teheccüde bir şey demediler de. Teheccüd kılıyorum, kaza kılıyorum. Kazanın ahire sırada 2 rekat, 4 rekat nafile kılıyorum. Ha, o gece kıldığın... O olmaz diyorlar yani. Bak bir dakika. O gece kıldığın 2 rekat, 4 rekat nafile dedin ne biliyor musun? Buyur. O da teheccüd. Teheccüd namazı demek. Gece uyuduktan sonra kalkıp kıldığın nafile namaza teheccüd namazı denir. Onların farzın dışındaki, vacibin dışındaki bütün namazlar nafiledir zaten. Birincisi bu. Teheccüd de olur, nafile de olur, farz da olur, gecenin kaza da olur o arada. Hepsini kılabilirsin. Bir de sabah namazından sonra yatmıyorum zaten. Gece 3'ten sonra bu nefes olup dizini alana kadar yatmıyorum. İyi. Bir kez birine çekiyorum, bir şey yapıyorum yani. Bize sabah namazından sonra şey kılıyorum, 2 rekat şükür namazı kılıyorum, 2 rekat da annem babamın için kılıyorum, ruhlar için. Ona da olmaz diyorlar. Bak şöyle, sabah namazı bekledin, evet. İşrak oldu, 45-50 dakika geçti, güneş doğduktan sonra o 50 dakika geçinceye kadar namaz kılınmaz. 50 dakika geçtikten sonra istediğin namazı kılarsın.
İşrak namazı olur. Orada onu da kılıyorum hocam. Tamam. Onu da kılıyorum. Tamam. Anama babama namaz kılıyorum olmaz. Yok, bak, ruhlar için namaz olmaz. Öyle bir namaz çeşidi yok. Namazı kılarsın, o namaz senindir. Namazdan sonra annene babana, zaten namazın içinde de dua ediyorsun. Ne diyorsun? Evet. Rabbena gfirli veli valideyye velil mü'minne yeme yekumul hisab dediğin zaman anana babana zaten dua etmiş oluyorsun. Bu, evet. Bu namaz annemin olsun, bu namaz babamın olsun. Böyle bir namaz çeşidi yok. Sen namazı iyice çoğaltmışsın. Bak, teheccüd diyorsun, ardından da bir nafile diyorsun. Hepsi aynı zaten. Çoğaltma fazla. Allah için namaz kıl. Allah onu kabul eder. Bir de o sorum, o beyim diyor ki bu mutluluğu namazlar kabul değil diyor. Kim diyor? Beyim diyor yani. Sebebi ne? Niye? O mu veriyor sevabı? İşte bilmiyorum. Ben de yani öyle diyor ama ben yani böyle beni vazgeçirmeye çalışıyor. Ben de yok da. Ben çoktan yani yeni işi değil. Çoktan kalıyorum. Gece boyuna kalıyorum. Bak şöyle. Bak kaza borçlarım var. Şimdi bak bir defa. Bir dakika dur. Kaç çocuk var? Dört. Dört çocuk var. Şehirde mi yaşıyorsun? Sivas'ın içinde misin? Sivas'ın içindeyim. İçinde yaşıyorsun. Ev işlerini aksatıyor musun? Buyur. Evin işlerini yapıyor musun? Evet. Yapmaz olur mu? Çocukların işlerini yapıyorsun. Evet. Çocuklarım zaten hep kendini kurtardı. Bir tane var. Tamam. Eşlik vazifeni yapıyorsun kocana karşı. Evet. Yapıyorsun. Şimdi bunları aksatmıyorsan kocanın böyle bir şey demeye haberi yok. Ama bazı erkekler şundan dolayı bunu söylüyorlar ki haklılık payı da var. Niye? Senin vesilenle, sana değil sadece, böyle yapanları anlatıyorum. Kadın 40'ından sonra evliya oldum zannediyor. Türbe türbe geziyor. Gece sabahlara kadar namaz kılıyor. Kur'an elinden bırakmıyor. Ne çocuğuyla ilgileniyor, ne kocasıyla ilgileniyor. Ne ev hayatını yaşıyor, ne kadınlık hayatını yaşıyor. Ben erdim zannediyor, türbe türbe. Kocası da diyor ki senin bu işin kabul olmaz. Burada haklı. Yok hocam, ben hiç dışarı çıkmam ki. Ha, yani, yasak var, dışarı çıkmam. Bir dakika, dışarı çıkmak niye yasak? Çok güvenli olmaz benim oraya buraya gitmemi hocam. Ben de gitmem yani, çıkmam fazla dışarıya. Dışarıya da göndermiyor. Yok, çok güvenli olmaz buraya buraya. Gitsem de haber bilgilerini o da duyduğundan ona da kızıyorum. Çok dışarı bırakmaz yani. Peki evin ihtiyaçları için çıkmıyor musun? Evin ihtiyaçları zaten dükkanımız var, oradan geliyorsun. Tamam, yani ona o sen razıysan, evimde duruyorum ben hanımefendi gibi, getiriyorlar, yiyorum, içiyorum, ibadetimi yapıyorum. Ona bir tabii şey demiyorum ama senin... Yani hocam. Anladım, sen kocandan şikayetçi değilsin. Biraz şikayetçi değil gibiyim yani ya. İşte namazıma böyle çok karışınca şey yapıyorum ya. Yanında mı beyefendi? Yanında değil, yanımda olsa zaten konuşturmaz beni hocam. Niye konuşamazsın yani sen? Konuşturmaz beni. Allah Allah. Gizli aradım ya. Niye gizli arıyorsun o zaman? De ki ne? Bak aradım de Mustafa Hoca ile konuştuk. Gizli onu konuşandan sonra söyledim hocam. Yani konuşacağım dedim, onu konuşturmam. Ama bak yanlış, öyle yanlış yapıyorsun. O da yanlış. Şimdi bir televizyonu arayacaksın. Kocan razı olmayacak. Bir aramayacaksın o zaman. Bak aramayacaksın. Doğrusu bu. Ben de olsam aramayacaksın. Arayacaksan o zaman da eşine diyeceksin ki televizyonda arayacağım. Gel sen de konuşmak istersen konuş. Şunları konuşacağım diyeceksin. Gizli iş yapmak niye işine geliyor? Gece kıldığın nafileler boşa gider şimdi. Yalan söyleyeceksin. Hocam şimdi yani öyle yani her şeye sürülüyor ya. Her şeye sürüleyince ben de artık yılıyorum yani. Olmaz. Bazen çok yılıyorum. Ben değilim ki kaç 45 senelik evliyiz biz yani. Anladım. Oldu. Yani bir takım problemleri var. Sen de yalana tevessül etme. Bak ibadetine düşkün bir hanımsın. Tebrik ederim. Hiç yalan söyleme. Bildiğin her şeyi dost doğru söyle. Allah senin yardımcın olur o zaman. Şey yapıyorum işte. Ya kendimden çok çekiniyorum. Çok da yok, yiyorum. Yok öyle de. Şey değilim ki yani yeni 2 senelik evliyanım değilim ki. Tamam. 59'a 60'ına gireceğim. O zaman işte hiç yalana tevessül etmene gerek yok. Dobra söyle. Telefonda konuştum de ne olacak? Ne diyecek yani, günah mı? Doğru bilgi aldın işte. Sağdan soldan söylenen bunları bak. Böyle
kafamı kurcalıyordu hocam. Doğru. Dedi, bak şöyle, dedim. Bir zamanlar bu memlekette din öğretilmedi, öğretilemedi. Efendim, kadınlar iki türlü öğretilmedi. Kadınlar hakkıyla okutulamadı. Dini bilgi hakkıyla verilemedi. Gericilik, yobazlık dendi. Dinle mücadele edildi. Ayrıca kadınlar doğrudan hutbe dinlemediler, cumaya gitmediler, bayrama gitmediler, vaaza, nasihate, kurslara gitmediler. Yalancı, sahte, beş para etmez kadın hocalar türedi. Ya da bir takım hocalar doğru, kulaktan hocam. Duyma şeyler. Sana doğru düz bilgi vermeden olur olmaz şeyler söylediler. Kafan karıştı. Sen de bundan dolayı telefon ettin, doğruyu öğrendin, iyi yaptın. Bu yaptığın doğrudur. Eşine de bunu söyle. Benden selamını söyle hemşerime. Böyle doğrulara karşı çıkmasın. Namazın, orucun sevabını Allah verecek, ona karışmasın. Zaten kendinin fazla namazı neyi yok, namaza yüzü yok hocam. İşte kendini yok yani. Kendi de benim gibi olsun diyor herhalde. Tabii seni gördükçe günahı aklına geliyor, hatırlatıyor. Bugün günah konusunu işleyecek. Günah nedir biliyor musun? Vel ismu ma hakefin nefsi ve tereddede fil kalb. Hiç kaçırmıyorum. İnsanın kalbini kazıyan bir şey var ya, seni görünce rahatsız oluyor. Ya ben de yapacaktım, yapmıyorum diyor. O rahatsızlıktan dolayı. Ben zorluyum. Sabah namazına ben kaldırıyorum. İyi yapıyorsun. Kalkıyorum, ezan okunuyor diyorum. Namazını kılıyorum. İyi yapıyorsun. Ben zorluyum. De o da işte bazen kılıyor. Bazen güneş doğurken kılıyor. Bazen kabul olmuyor diyorum. Güneş doğurken namaz kılınmaz diyorum. Tamam. Cami ayeti elimizin dibinde ezan kulağı. Ezan okun. Ezan zaten ezan sesinden mi yani? Hiçbir şeyden başlar. Peki. Çok selam söyle, o da kılar inşallah. Her şey aslında döner. Allah sağ olsun hocam. Huzuru da muhafaza edin. Aranızdaki samimiyeti muhafaza edin. Selam söyle. Evet. Sivas'a selam olsun. Diğer telefonumuz, kusura bakmasın biraz uzattık ama şöyle uzattım bilerek. Çünkü bazen aşırı yapan hanımlar var. Yani ibadette de bir sınır olacak. İtidal, dinimizin en güzel önerdiği şeyler. Mutedil olmak, orta yolu takip etmek, oraya da fazla aşırı gitmemek, buraya da aşırı gitmemek. Peygamberimiz ne kadar yaptıysa o kadar yapmak en güzelidir. Evet, diğer telefon hazırmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı, sağlıklı bir ömür. Allah razı olsun. Sağ ol, güzel bir dua yaptın. Dualarımız kabul olsun. Amin inşallah. Ümmeti Muhammed kulun dualarımızı Allah kabul eder inşallah. Amin. Buyurun efendim. Bu kedi köpeği bir şey söylemek istiyorum hocam. Bu kedi köpek üstüne kedi köpeğe eziyet eden veya herhangi bir şey yapan 7 sene seviyesine çeker derler. Doğrudur. Resulullah Efendimiz... Ben bunu bir akrabalarımızdan iki kişi de gördüm. Doğru. Doğru. Evet. Tecrübeyle de sabittir. Kediye, köpeğe evet. De uzanmayacak. Tabii önce de insan gelir. Önce de insanları kırmayacağız, gücendirmeyeceğiz. Onlar da can hocam, onlar da evet, can. Aynen. Onlar da bizim gibi can. Dilsiz can onlar. Evet. Nasıl kıyılır hocam? Genelde yani, hani konuşamıyor denir ama onlar da konuşuyor aslında. Biz anlamıyoruz. Konuşurlar, kendi dilleri var hocam. Tabii, dilleri yani var. Yani benim sorum hocam size. Buyurun. Ben emboli hastasıyım. Ayaklarımdan, damarlarda emboli atıyor. Allah şifa versin. Ben yani çok şeyler kansere de onları da işte geçiriyorum. Şimdi de bu yeni hastalıktan oldum, evdeyim. Evet. Yaşım da 82'ye girdim. Allah kabul etsin. Nice yıllar, sağlıklı ömürler, dualarınız kabul olsun. Amin. Allah ibadetlerimizi yaptığımız duaları kabul eder inşallah. Amin. Şöyle bir çorap, tabii varit çorabı giyiyorum ben. Varit çorabı yırtılıyor. Dikiyorum, evet. Başka yerden gidiyor. Şöyle bir şey duymuştum ben. Met ayakkabılarında bir söküp yırtık olursa abdest kabul olunmaz denirdi. Doğru. Yani, çorapta da bu var mı öyle bir şey? Yani ondan mecburen, yani yeri diksen yeri yırtılıyor. Bir de pahalı bir şey bu çorap. Şimdi varis çorabınız evet. Mest hükmünde değil de sargı hükmünde anacığım. Yani evet. Bir yeriniz yaralanmış, doktor diyor ki bunun altına su geçmesin, koru burayı diyor. O bezi üstten mesh ediyoruz ya, evet. Sargı hükmündedir. Dörtte birini mesh etmek bile yeter. Dolayısıyla varis çorabı su geçmesin diye giydiğinizde
Sargının bir tarafı çözülse de zarar vermez. Yırtık evet. olsa da zarar vermez. Siz mesh evet. etmiş oluyorsunuz. Su değdirmemeniz caizdir zaten. Çorap olmasa yani. Bile. Üç evet. mesh olsaydı toplam her tarafından 3 parmak sığacak kadar bir delik oluşursa o mesh giyilmez. Artık onu evet. atacaksın ya da dikeceksin. Toplam evet. yırtıklar. Ama ufacık yırtıklar var işte. Bir parmak zor sığıyor. Onlar zarar vermez. Birinci soru bu. Anlaşıldı mı? Tekrar anlatayım mı? Anlatabildim. Teşekkür ederim. Anladım hocam, anladım. Çünkü benim annem rahmetli hem eski Türkçeyi hem yeni Türkçeyi çok iyi bilirdi. Yani bütün hayatı Kur'an'dı, namazdı, ibadetti. Ne güzel. Onlardan çünkü ben Arap camiliyim. Arap camide doğdum. Öyle mi? Maşallah. Evet. Arap camide doğdum. Annemle camiye giderdik o zaman. Mehmet Hoca vardı, Süslü Mehmet denirdi. Bilirim, duydum. O çok güzel anlatırdı her şeyi. Evet, evet, ne güzel. Öyle, öyle bir şeydi. Ellerinizden öpüyoruz. Vaazlara giderdi annem. Gönen Mehmet Efendi, Allah rahmet eylesin, yanına çağırdı. Teyze gel. Çünkü Kur'an'ı hiç eksiksiz, hiç kusursuz okurdu. Ruhları şad olsun, mekanları hayır, cennet inşallah. Olsun. Sağ olun, Allah razı olsun sizlerden, hepinizden. Sağ olun efendim. İyi günler. Allah'a emanet olun. Sağ olun siz de. Evet, telefonumuz hazırmış. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı aleykümselam kardeşim. Buyurun Konya'ya selam olsun. Aleykümselam hocam. Hocam benim bir sorum olacaktı. Şimdi ben evliyken eşim benim üzerime kredili ev aldı. Yani bankadan kredi çekti. Sonra taksit taksit bu krediyi ödüyor. Evet. Şimdi hocam o zamanlar ben çok hani cahil miydim, din hakkında bilmiyor muydum, faizle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Sonra biz zaman süreci içinde işte dünya telaşı eşimden ayrıldık. Bu mallar evler benim üzerime verildi. Yani hani mal paylaşımında boşanırken evler benim üzerime verildi ve kredi benim üzerime çekildi ama. Krediyi o ödüyor. Şimdi hocam bu ev faizle alındı, yani bankadan faizle çekildi. Şimdi hocam ben bu evde şu an hani dinimi araştırıyorum, esnaftım, boşandıktan sonra çıkan kızımla da ayrıyım, hani maneviyata biraz daha öğrenmek için şey verdim, kendime müsaade verdim. Şu an çok rahatsızım, namaz kılarken sabahları özellikle, yani seher vakitlerinde çok dua ediyorum, Rabbim yani bu ev bana şey midir, haram mıdır, haramsa helal kıl. Bana bir yol gösterin hocam, ne yapmalıyım? Eşiniz kendisi krediyi ödemeye razı mı? Ödüyor zaten, krediyi ödüyor o. Yani baştan beri zaten benim üzerime çekildi ama o ödüyor. Buna itirazı yok. Yok yok, ona itirazı yok. Evi... şeyle alakası yok hocam. Hani faizle, bankayla oldu ya bu olay. Onu anladım. Şimdi bir iki soru soracağım ki neticeye gelelim. Şu tamam. andaki oturduğunuz evi size gönül rızasıyla verdi mi? Evet, boşanırken mal paylaşımını gönül rızasıyla verdi. Verdi. Evet. Siz, kocanız bu evi aldı, borcu ödedi ama sen oturuyorsun. Ona da başka mal kaldı mı? Evet, kaldı hocam. Yani iki daire, o İstanbul'da İskenderun'da aldı. Tamam. Ben de Konya'dayım. Konya'da iki daire, biri kirada, birinde kendim oturuyorum. Tamam. Burada ölçü şudur kıymetli kardeşim. Ben ölçüyü söyleyeyim. Sana kendine göre uyarla onu. Uyar, tamam. uymaz. Bir insanın helalden de, haramdan da karışık malı varsa, çoluk çocuğuna bunu yediriyorsa ya da çoluk çocuğuna bunları hibe ediyor, bağışlıyorsa, helalinden geldiği çocuk için o helaldir. Helalinden geldiği kabul edilir. Ama bir insan zorla, gasp ederek, haramdan doğrudan aldığı malı, siz biliyorsunuz haramdan aldı bunu, doğrudan size verdi. Onu istemeyeceksiniz. Ondan gelen bana gelmesin şey ama diyeceksiniz. Hocam, o çocuk kadar ben de cahildim o konuda. Anladınız mı? Hani çocukta faiz nedir, faiz haram mıdır? Ben bu konuda o çocuk kadar tecrübesizim, yani bilmiyordum. Bir tecrübesizsiniz. Gerçekten. İki, sizin... Diğer mallarda da hakkınız olduğu için ortak. Dolayısıyla evet. siz bunu kendinize helalinden gelen, krediyle de alınsa siz alacağınızın karşılığında burayı almışsınız. Helalinden gelen kabul edeceksiniz. Öyle mi? Helal değil mi hocam? Tabii. Çünkü sizin o hakkınız.
O faiz de almış, bilerek ya da bilmeyerek günaha girmiş ama kendi malı faizlidir. Siz buna doğrudan faize tevessül etmediniz. Siz kendi hakkınıza düşeni, yani 3 tane evden bir ev size düştü ama bu ev düştü. Olabilir. O da ödüyor onu zaten. Size bir ev vermiş olur. Başka bir evi de verebilirdi. Kredi çekilmeyen bir evde verebilirdi. Hepsini krediyle aldı hocam. Rusya'da çalışıyor. Hepsini krediyle aldı. Hepsini krediyle aldı. Faizle geçiniyor. Faizden başını kaldırmıyor diyorsanız zarureten ihtiyacınız varsa şimdilik oturursunuz. Var hocam yani gerçekten ne annem var ne babam var. İleride, berrak bir düşünceye sahipsin. Bu yoldan ayrılma yalnız. Bu titizlik önemli. Tamamdır. İleride baktın ki ihtiyacın da yok bu eve. Evet. Bu haramla karışmış. Bak bizim Osmanlı ecdadımız cami yaparken bile bir haram karışmış istemezdi. Mimar Sinan camiye orada gusül abdesti almadan bir ustanın taş koymasına bile razı olmazdı. Hemen hamam yapardı önceden. Bunlar çok önemli. Titizlikler, Allah böyle kullara daha çok yardım eder, daha çok sever. Bunu bırakma, o zaman bağışlarsın, verirsin. Hocam şimdi nafaka dağılıyorum. Bu adamdan nafaka dağılıyorum. Nafaka meselesi hukuken hala Türkiye'de düzelmedi. Şöyle söyleyeyim, çocuğunun bütün masrafları babaya aittir. Onu vermiyor. Çocuk senin yanındaysa o nafaka devam edebilir. Sen 3 ay, 4 ay iddet süresince nafakanı alabilirsin. Ondan sonra nafaka almaya hak sahibi değiliz. Dine. Ama hocam beni mahvetti ama. Psikolojimi, çalışma. Yani gerçekten hani hayatım boyunca hani ben bundan sonra evlilik düşünmüyorum. Kızımla ilgili bana zulüm ediyorlar. Yani çok karışık hocam. Yani ben sizinle özel de görüşmek isterim. Yani kanayan büyük bir yara var aslında. Mehrini verdi mi? Çalışamıyorum hocam. Esnaftım kendime. Evet çalışıyordum önceden. Mehir verdi mi? Mehir verdi mi mehrini? İşte mehir olarak bunda, mehir ve aslında hani ben çok şey yapmadım. Yazılmıştı. Babam yazmıştı da. Kayboldu gitti. Bak ama işte, mal paylaşımı mehir sayılmaz. Onları vermiş, onlar da geri alamaz, kanun vermiş. Ayrıca bir de mehir konuştuysanız, mehrini de alırsın. 4 ay geçtikten sonra da çocuk da yoksa aranızda ayrıca bir nafaka alın. Vay 16 yaşında kızım var hocam. Ama kızım onun, var ve 5 yıldır kızıma hasretim. Onun yani masraflarını... Bazı usulsüzlükler var. Onun masraflarını çekiyorsa nafaka alman helal olmaz. Nafaka kızım alman helal olmaz. Kızım yanıma gelmek istiyor. Şu an hani yanına almak için çocuğu kandırdı ve beni kandırdı. Olsun intikam hani duygusuyla. Benim ihtiyacım var. İleride kızımın eğitimi için benden başka kızımı düşünen yok. İhtiyacım var diyorsan bir şey demiyorum ama sen tutar evlenirsin bir başkasıyla. Zaten düşünüyorum onu. Hatta kendim de dedim ki yani bu oturduğum evi hani Kur'an kursu gibi kullanılsın. Allah Rabbim bana bir güç ver, tamam. Rızık ver diyorum. Tamam Rabbim, güzel. Bu evlerden hani bu onlardan gelen mala muhtaç etme Rabbim beni diyorum. Evet. Neyse. Faiz bulaşmış şeyi Kur'an kursuna da vermesen daha iyi. Neyse. Peki. Allah'a emanet ol. Hayırlı tamam, günler. Tamam hocam. Hocam ben sizin özel numaranızı rica etseniz verselerdir. Bir konuşsak. Vallahi bak binlerce insan içerisinde bugün tamam, numarayı tamam, düşürdü. Hocam. Rabbim denk getirirse inşallah bir gün konuştuk. Karşınıza gelir sorarım inşallah hocam. İnşallah. Sağlık afiyet Rabbim, diliyorum. Dualarınızı eksik etmeyin kızım ve benim için hocam. Allah. Çok önemli. Bizim dua edenimiz yok hocam. Allah rızası için. Bizi Konya'yı aklınızdan geçirin. Gariplerin çok sırdaşı. Teşekkür ederim. Ve bu programlar gerçekten bunun için de Allah razı olsun sağ demek istiyorum. Çok dinimizi tanımayan çok insan var hocam. Ben de doğru yeni şey yapıyorum. Hani sizin gibi hocalarımız karşımıza çıkınca çok mutlu oluyoruz. Olsun. Allah sayınızı artırsın hocam. Üzülme. Gariplerin sırdaşı Allah'tır. Boşananlara yeni kapı, rızık kapıları açan yine Cenab-ı Hak garanti veriyor. Üzülme. Allah'a emanet ol. Evet kardeşlerimiz sokakta mikrofon uzatmışlar halkımıza. Bakalım neler sormuşlar. Buyurun. Bu Rusya ile Ukrayna savaşı var. Bir Müslümanın duruşu ne olmalı? Bir de benim hanım vefat etti. Bunun için ne dualar şey yapabilirim? Bir bilgi sizi rica ediyorum. Peki. Müslüman mazlumdan yana olmalı. Ezilen, çoluk çocuk, masum,
bombalanıyorsa, vatanlarından sürülüyorsa, işgal ediliyorsa insani olarak mazlumdan yana olmalıyız. Uluslararası ilişkilerde işte jeopolitik olabilir, teopolitik olabilir, başka şeyler olabilir. Bu konularda da devletin bir planı, programı varsa onu da zedelemeden, yine burada da ilkeli olacak devlet. Adalet ilkesini, eşitlik ilkesini, efendim sözüne sadık olma, vaadine sadık olma, anlaşmalar yapmışsa, müşriklerle anlaşmasını bile Peygamber Efendimiz onlar bozmadan bozmadı Hudeybiye'de. Anlaşmalı olduğun ülkelerle de o adaletten ayrılmayacaksın. Bugün mesela Batı'nın ikiyüzlülüğünü bir daha gördük. Birinci ikiyüzlülüğü, mazlumu bir zalimin eline bıraktı. Ukrayna'yı Rusya'nın eline bıraktı. Seyrediyor. Bir sürü planı var, onun için seyrediyor. O kadar insan, çoluk çocuk, perişan, onlar umurunda değil. Çünkü bunların kan ve gözyaşını üzerine kurdukları bir saadetleri var. İkincisi, Batı masum insanların mallarına ambargo koyuyor. Tüccarın ticaretine engelliyor. Evine el koyuyor. Adam futbol takımı çalıştırıyor, onu çalıştıramazsın diyor. Sanatçısın, sanatçını seni iptal ettim, sen sanatçı değilsin artık diyor. Onun seninle savaşla alakası yok. İnsanlık değerlerini öldürüyor. İşte bu ilkesiz olmayacak. Müslüman ülke adil olacak, ilkeli olacak. Bu ilkeler içerisinde mazlumdan yana, yarayı saracak, mazlumu koruyacak, ölmesini önleyecek, bütün çabayı gösterecek, gücünü seferber edecek. Diğer türlü uluslararası ilişkilerde de o ilişkileri sözlerine, vaatlerine, anlaşmalarına mümkün mertebe sadık kalmaya çalışacak. Karşı taraf bozuncaya kadar. Karşı taraf bozarsa o zaman işler farklı atmosfere bürünebilir. Evet, ikinci bir sorusu daha vardı. Eşim vefat etti. Hangi duaları etmeliyim diye. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Öğlenin ardından hayır hasenat adına, dua adına ne yaparsak onun amel defterine yazılır inşallah. İza mate ibn Adem in kata amel illa biselasin sadakatin cariyetin ev ilmin yuntefa'u bih ev veledin salihin yed'ule. Bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır ama sadaka-i cariyesi devam ederse sevap yazılır. Dua eden bir evladı varsa, hayır hasenat yapan, sevap yazılır. Ve kendisi faydalı bir ilim, kitap, talebe yetiştirmişse onlar hizmet ettiği sürece kendisine sevap yazılır. Bu yönden de Yasin, Fatiha, Tebareke gibi sureleri dua niyetiyle, İhlas, Felak, Nas gibi sureleri dua niyetiyle onlara okuyabiliriz, hatim yapabiliriz. Bunlar da, dualar da onlara gider. Kaldı ki namazımızda Rabbena gfirli vel valideyye velil müminine yevme yekumul hisab, bütün Müslümanlara da dua ediyoruz. Namazda bile dualar onlara ulaşır. Her türlü sadakamız onlara ulaşır. Devam edelim. Selamünaleyküm. Merhabalar. Hayırlı günler hocam. Benim bir tane cimcime kızım var. Belli oluyor. Kendisini çok seviyoruz yalnız. Çok hareketleri var. Yaramaz yaramaz hareketleri var. Ara sıra yani hiperaktiflik davranışları var. Gün içinde normal durmuyor. Ara sıra başını sağa sola vuruyor. Rahat edemiyor. Bu çocuğumuzun rahat davası için bir duanız var mı? Bize bir yardımcı olur musunuz? Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Allah bağışlasın. Güzel. Tabii çocukların hareket etmesi kötü bir şey değil. Ancak kıskançlık olabilir, bir hastalığı olabilir, fiziki hastalıkları, sağlıkla ilgili tedavilerine dikkat etmek lazım. Bunlara rağmen bir huzursuzluğu varsa, bir yaramazlığı varsa ezan teskin edicidir, Kur'an teskin edicidir, Fatiha, 7 Fatiha teskin edicidir. Onları okuyabiliriz. İmam-ı Gazali de özellikle çocukların kulağına yaramazlık yapıyorlarsa ezan okuyun, sakinleşir diyor. Kulağına ezan okuyun. İnşallah Rabbim hayırlı, güzel bir gelecek nasip eylesin. Devam. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Benim bir sorum olacaktı da, felsefe ilgi duymak günah mıdır? Cevabınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim. Felsefe şöyle bir ayrım
yanlış. Allah için okunan, Allah için edinilen tüm bilgiler kıymetlidir. Kur'an-ı Kerim'de ilk emir okudur. Ama Kur'an oku, hadis oku, tefsir oku, matematik oku, böyle bir ayrım yoktur. Matematik de, astronomi de, fizik de, kimya da hepsi Allah'ın ilmidir. Onda gizlidir. Felsefeciler Allah'ın verdiği aklı düşünerek, aklı hareket ettirerek bir takım çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar. Bu da kıymetli bir şeydir. Çünkü taklitten çok tahkik kıymetlidir. İmanda bile felsefecilerle, filozoflarla, peygamberlerin şöyle bir farkı var. Bütün peygamberler birbirlerini tasdik etmişler. Bütün filozoflar birbirlerini nakz etmişler. Yani senin dediğin değil benim dediğim demişler. Peygamberler ise hepsi aynı. Adem ne dediyse Hazreti Muhammed ben onu dedim demiş Adem Aleyhisselam. Şimdi böyle olunca İmam-ı Gazali ile beraber filozofların kainatın mahiyetini, insanın mahiyetini tariflerde, tanımlarda sürçtüğünü, ayaklarının kaydığını görünce Tehafütül Felasife diye İmam-ı Gazali onları yeren kitaplar yazmış. Gerçi kendisi de felsefe yapmış. Tasavvufun bir kısmı felsefedir zaten. Yani akıl yürütme, yorum yapma bunlar felsefeden kaynaklanıyor. Aklı donduramazsınız. Akıl karar verir, araştırır vesaire. Bu da kıymetli bir şey. Kur'an-ı Kerim'de çokça var. Yani iman ayağı varsa felsefede, filozofta kıymetlidir. İman ayağı yoksa kainatı anlatamaz. Şöyle bir fark vardır sadece. Düşünenlerden değil, düşünmeyenlerden korkacaksın. Bunu da söyleyeyim son olarak. Devam, WhatsApp'tan sorularımız varmış. Merhabalar Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum. Benim de sorum olacak. Hissetmiş olduğum bir şeyi ya rüyamda görüyorum ya da o hafta yaşıyorum. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Bir sorum daha olacak. Ben eşimin ikinci hanımıyım. 23 yıllık. İlk eşi kanserle mücadele ediyor. Ama ailesi 23 yıldır beni hiçbir şekilde istemedi. Ve yapmadıkları kötülük kalmadı. Yapmadıkları rezillik kalmadı. Ve sistem dışı bazı yerlerde karşılaştığımız zaman muhatap olmuyorlar benimle. Ben de oralı olmuyorum. Yapmış oldukları kötülük yanlarında kar kalır mı? Onu bilmiyorum. Ama kötülük yaptıkça onlar, ben uzak duruyorum. Ahım da tutuyor, bedduam da. Mümkün olduğunca beddua etmemeye çalışıyorum hocam. Ne yapmam gerektiğini hocam söyler misiniz? Sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Evet, insan tabii kendine hiç toz kondurmuyor. Türkiye şartlarında birinci eşin haberi olmadan, eş razı olmadan, siz ikinci bir evlilik yapmışsınız, anlaşılan o. Onların sizi kabullenmesi mümkün değil. Çünkü nikah masasında taamülen, zımnen bütün eşler birbirine diyorlar ki sen benim tek eşimsin. Hiçbir kadın Türkiye şartlarında kolay kolay orada kendi yöresinde örf adet değilse benden sonra bir kadınla daha evlenirsin diye kabul etmiyor. E canım onu kabul etmesi mi gerekir? Adalet için kabul etmesi gerekir. Allah adaleti arada adaleti çarpın birde de hayır vardır diyor. Birincisi bu. Siz bunu bilerek evlenmişseniz bunlara razı olacaksınız. Bunu bilerek evlenmişsin. Ondan sonra başına gelecekleri rüyanda görüyorsun. Hissettiklerin bir hafta sonra çıkabiliyor. İnsanlarda çeşitli güçler var, enerjiler var. Bunlar olabilir, olmaz demiyorum. Bunlar olabilir. Ama bunlardan şunu çıkarmak da yanlış. Biraz onu sanki hissettim. Duam da kabul oluyor, bedduam da kabul oluyor. Ben ne istersem hayalimde rüyama giriyor, gerçekleşiyor. Yani ben ağzı dualı... Adamı çarpmak istersem çarpan biriyim de korku salmaya çalışıyorsun. Bu doğru değil. Bu her insanda olur. Bunu olması için bir insanın Müslüman olması da gerekmez. Budist'te de olur, Hristiyan'da da olur, Yahudi'de de olur. Rüya yoluyla geleceği görebilir. Başka bir şeyler efendim hissedebilir.
Bunların bir makbul tarafı yok sevgili kardeşim. O insanlarda olan, her insanda olabilecek şeylerdir. Onun için arayı düzelt. Barışarak yaşayabiliyorsan kimseyle de uğraşma bence. Yuvayı yıkanı yuvası yıkılır. Sonunda sıkıntın oradan kaynaklanıyor. Bunu da bilesin. Devam. Hayırlı yayınlar hocam. Ben 3 tane çocuğum var. Sezaryenle oldu. 4.'ye hamile kaldım. İstemeyerek oldu. Doktorlar riskli diyorlar. 4. Ben 2 arada kaldım. Bunun günahı var mı? Aldırsam. Evet, sezaryanın böyle bir problemi var. 3'ten sonra herhalde normal doğum olmuyor artık diyorlar. Olan diyenler de var. Tartışmalı bir konu. Bu durumda annenin canı %100 tehlikedeyse ve bunu bir heyet olarak karar vermişlerse o zaman ancak çocuk aldırılabilir. Onun dışında çocuğunu öldürmüş olursun. Buna hakkın yok. Şöyle doğabilir, böyle doğabilir. Bunlardan dolayı kürtaj yaptıramazsın kıymetli kardeşim. Günaha girme. Evet, şifrelerimizden biri istikbali kıble. Kardeşlerimiz onu bilsinler. 4 şifreyi bilenlere hediyelerimiz, kıymetli hediyelerimiz var. Devam edelim. Hayırlı sabahlar. Benim babam vefat etti. Vefat ettikten sonra annem ve kız kardeşlerim bana mirasta olan hakkımı vermek istemediler. Ben onlara hakkımı helal etmiyorum. Helal etmesem yeri midir? Annenin hakkı 40 yıl sırtında taşısan ödenmez. Ama bu olaydan dolayı ben anneme hakkımı helal etmesem doğru olur mu? Yani şimdi ayrım yapmamak lazım. Miras helaldir. Ölüm hak, miras helaldir. Burada mirası verecekler. Dolayısıyla kanunen mirasını alma imkanı varsa al derim. Annenle de barışman şart. Annenle barışman şart. Bir miras meselesi yüzünden, yani bu arsadır, bahçedir, evdir. Bir insan annesiyle küs gidemez kardeşim. Mirastan feragat edeceksin. Annenden vazgeçmeyeceksin. Ölçü bu. Yok ben mirasımı yedirmem, anam da olsa, babam da olsa diyorsan o senin mala karşı olduğun harisliğini gösteriyor. Maalesef bu mal kavgası bitirdi bu insanları. Mala tapıyoruz ya. İnanın tapıyoruz. Ne anne anlıyor, ne din anlıyor, ne iman geliyor, mal varsa herkesin her şeyi bitiyor orada. Allah korusun. Mala tapmayacaksın. Dayını, teyzeni, amcanı, yeğenini bir mal için satmayacaksın. Ama şu anda en büyük kavga miras kavgası. Peki. Evet, devam. Selamün aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Benim sorum hayvanlarla ilgili. Hayvanlarda ecel var mıdır? Öldükten sonra hayvanlar da tekrar dirilecek mi? Ve ahirette bizimle birlikte olacaklar mı? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet. Ecel, her şeyin bir eceli var. Bir hizmetçi elindeki tabağa düştü. Düşürdü, kırıldı tabak. Hem hizmetçi utanmasın, üzülmesin diye Resulullah Efendimiz onun da bir eceli var dedi. Eceli geldi, kırıldı. Hizmetçiye kızılmamasını da söyledi. Bak o tabak eceli gelmiş, kırılacak. Balıkların da eceli var. Efendim, ama bu ecel sebep olanlar, zarar verenler, onlar da hesaba çekilecek. Ayrı bir konu. Onlar dirilecek mi? Toprak olacağı söyleniyor. Eğer cennete hayvanlar girecek olsa şunlar öncelikle girebilir deniyor. Birincisi bu. İkincisi de insanlar cennette ne isterlerse Allah onların önüne getirecek. Yeter ki cennete girsin. Ya orada insanoğlu şunu isteyebilir elbette. Ya Rabbi, benim dünyada sevdiğim bir kediciğim vardı. Benim dünyada bir akvaryum balık vardı ya vesaire. Bu gelmez mi? Allah bunu halk edemez mi? Eder. Sen yeter ki kulu razı olsun. Cenab-ı Hak orada dilediğini verecek. Bunlara da mümkündür sevgili kardeşim. Hayvanlar orada dirilebilir, bizimle birlikte olabilir. Ama bu genel olarak hayvanlar mesul olmadığı için, mükellef olmadığı için toprak olacaktır deniyor. Hocam benim bir sorum olacaktı hocam. Kız kardeşim musallat olmuşlar.
Kız kardeşim aşırı derecede rahatsız ediyorlar. Beni düşman göstermişler. Bir takım olmadık şeyler konuşuyor. İşte birileriyle işaretleşiyor. Ben hani önceleri psikolojisinin bozuk olduğunu düşünmüştüm. Şu anda bir takım testler yaptım kendi çapımca. Kesinlikle eminim hocam bir musallata uğradığına. Kendisiyle konuşuyorum işte bu kız mı erkek mi diye. Bana erkek diyor. Peki diyorum sana aşık mı? Yok diyor abla. Bana sadece hani yardımcı olmaya çalışıyor. Dün de mesela kendisiyle tekrardan konuşunca bana işte 6 ayım kaldı. 6 ay sonra her şey bitecek. Beni birileriyle evlendirmeye çalışıyorlar. Ben evlenmiyorum. İşte onlar her şeyin iyisini bilen insanlar diyor. Biz bu durumda ne yapmalıyız hocam? Kendisini ikna edemiyoruz. Ve kesinlikle musallat olduğundan eminiz. Bize bir yardımcı olabilir misiniz hocam? Şimdilikten Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Çok emin konuşuyorsun. Bir kardeşimiz otobüsten anında inip kaçıyor. Sonra sakalını kesiyor. Sonra gazeteler küpürleri topluyor. Sonra evinden kaçıyor. Böyle bir haller yaşadı. Aramıza aldık bir gün bu arkadaşı. 7-8 tane hocayız. Hepimiz okuyalım dedik buna. Yani doktora da gönderdik. İstanbul'da önemli psikiyatr doktorlarımıza gönderdik. Kiminde kaçıyor tedaviden, kiminde yarım yamalak yapıyor falan. Aradan 2-3 sene geçti veya daha fazla geçti. 4-5 sene sonra aramızı aldık ve okuduk. Okuyunca şöyle yaptı, durun dedi, her şeyi size anlatacağım. Ben açıldım dedi. Önümde bir perde açıldı şu anda dedi. İşte o sakalını niye kesti, niye evden kaçtı, niye otobüste indi bir gün kovaladı, niye bir gün efendim saklandı, niye gazete küpürlerini savaş olacak diye devamlı biriktiriyormuş falan. Ona sürekli böyle fısıldıyorlarmış kulağına. İşte şunu yap, bunu yap. Bunları bize anlattı. Ama o okuma 3-5 gün sonra okumanın tesiri geçince tekrar eski haline döndü. Sonra biz buna mazisine indik, doktorlarla istişare ederek falan. Daha sonra nerede başlamıştı bunun bu sıkıntıları, bu rahatsızlıkları? İşte bir çocuğu kayıp olmuş o anda. Maddi sıkıntılar çekerken bardak taşmış. Sigortalar atmış. Ondan sonra bir 10 sene çekti aşağı yukarı. Daha tersine bu sefer ev hayatı düzelince, maddi imkanları düzelince her şey düzeldi bitti. Demek ki musallat olan başka bir şey. Ya fakr-ı zaruret, ya işte nişanlanıyor, nişanlısından bir darbe yiyor, evlenemiyor. Herkes evlendi, ben evde kaldım diye kız için kendisine kahrediyor. Bunalıma giriyor, ondan sonra hayaller görmeye başlıyor. Beyinde bunların hepsinin bir yeri var. Bunları düzelttiğiniz zaman bir süreç lazım. Bozulanı hemen ayarına getirmek saat gibi düzeltemiyorsun kardeşim. Bu vücut, her şeyi binlerce sinir sistemi var içerisinde. Dolayısıyla hemen musallat oldular diye çok emin konuşuyorsun. Bu bir defa yanlış. O kardeşinin sıkıntılarını gidereceksin. Ondan sonra düzeldiğini göreceksin. İnşallah yavaş yavaş düzelir. Evet, bir başka sorumuz, röportajlar varmış sokaktan. Buyurun. Merhabalar Mustafa Hocam. Dinimizde eti yenilip yenilmeyen hayvanlar neye göre belirlenmiştir? Ben bunu merak ediyorum. Evet, bu bir ara mı vermemiz gerekiyor? Peki, bir ara verelim. Ondan sonra günah konusuna ve sorularımıza devam edeceğiz inşallah. Aradan sonra birlikteyiz. Allah'ın affetmeyeceği günahlar nelerdir? Günahlarından tövbe etmeden ölen kişiyi Allah affeder mi? Adem aleyhisselam ve eşi Havva'yı cennetten kovduran günah neydi? Günahların cezası bu dünyada nasıl çekilir? Helak edici 7 büyük günah nedir? Günahı temizleyen ameller nelerdir? Cehennem ateşini söndüren ameller nelerdir? Günahların affolunması için nasıl tövbe edilmeli? Bilmeden işlenen günahlardan sorumlu muyuz? Tüm bu
soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Allah'ın affetmeyeceği günahlar nelerdir? Günahlarından tövbe etmeden ölen kişiyi Allah affeder mi? Adem aleyhisselam ve eşi Havva'yı cennetten kovduran günah neydi? Günahların cezası bu dünyada nasıl çekilir? Helak edici 7 büyük günah nedir? Günahı temizleyen ameller nelerdir? Cehennem ateşini söndüren ameller nelerdir? Günahların affolunması için nasıl tövbe edilmeli? Bilmeden işlenen günahlardan sorumlu muyuz? Bu soruların cevapları az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Muhabbet Kapısı'nda. Merhabalar Mustafa Hocam. Dinimizde eti yenilip yenilmeyen hayvanlar neye göre belirlenmiştir? Ben bunu merak ediyorum. Tam cevabı Maide suresinde 4. 3. ve 4. ayet-i kerimelerde Allah-u Teala bu sorunun cevabını veriyor. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasını adına boğazlanmış, efendim vurulup öldürülmüş, yukarıdan aşağı yuvarlanmış, ölmüş, boynuzunu alıp ölmüş, canavarların yediği hayvanlar, ölmeden yetişip kestikleriniz hariç dikili taşlar üzerine boğazlanmış hayvanlar, fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Demek ki Allah haram kılınanları sayıyor. Çünkü onlar az. Ne dedi? Leş, kan, domuz eti. Bir de Allah adına değil de başka putlara kesilmiş, adına kesilmiş hayvanlar. Bir de mısmıl derler. Mismil ya da mısmıl. Olmayıp efendim murdar olan. Murdar da necis. Yani ölmüş, kendiliğinden ölmüş, kalmış orada, kokmuş, şişmiş. Bir başka hayvan onu yemiş, etlerinin yarısını yemiş, yarısı duruyor. Bunların hepsi murdardır. Yani nefse, sağlığa zararlı olan işler Kur'an'da haram kılınmıştır. Neyi helal kıldığını da söylüyor 4. ayet-i kerimede. Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. Ey peygamber de ki onlara, bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. İyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. İyi ve temiz olan nedir? Mesela Hanefi mezhebi deniz hayvanlarından bazılarını böcek saymıştır. İşte efendim midye gibi, karides gibi, efendim kalamar gibi. Bunlar böcek demiş. Bunlar çok temiz değil, hoşumuza gitmiyor. Bunları yenilmez demiş. Ama Şafii mezhebi bunu böcek saymamış, balık saymış. Balık cinsinden saymış. Bunları yerim demiş. Böyle bir ihtilaflı konular var. Bunun dışında temiz ve iyi olan her şey helaldir. Dinimizde ölçü budur. Neden haram kılınır? Çünkü sağlığa zararlıdır, murdardır. Bir de doğrudan Allah-u Teala sadece imtihan için cennette şu ağaca yaklaşmayın dediği gibi Adem Aleyhisselam'a Yahudilere cumartesi günü avlanmayın. O bir imtihandır. Müslümanlara da şunları domuz etini yemeyin. Bu da bir imtihandır. Zararı vardır yoktur onu bile hesap etmeyiz. Allah böyle emretmiş. Amenna. Biz ona yaklaşmayız deriz. Telefonumuzu alalım. Selamun aleyküm. Alo. Alo. Hayırlı sabahlar. Buyurun efendim. Selamun aleyküm hocam. Benim 3 sorum olacaktı. Dinliyorum. Buyurun. Benim 88'de ben evlendim. Ben evlendiğim ertesi sene benim kayınpederim ziynet eşyalı alıp herkese hak olan bir şey olmuş oldu. Havlu almıştı. Anlamadım. Herkese havlu mu aldı? Ya şey aldı. Havlu aldı hocam. Benim bilinçlerimle özellikle de iki tane babam yaptı. Onları bir kelal ettiriyordu. Bilinmetmiyorum da Tekirdağ. Ben şimdi kayınpederime İnanır mısın? Hatim indiriyordum, dua ediyordum her namazda. Ama şimdi bıraktım. Şu anda da ah ediyorum. Öldü mü kayınpederin? Bir daha var mı hocam? Kayınpederin öldü mü?
Evet öldü. Vermedi o bilezikleri vermedi. Peki o mallardan verdi mi? Vermedi hocam. Şu anda herkes bölüşüyor. Ben diyorum ki bak ben diyorum malınızda değilim. Benim bir dal bileziğimi yapın. Sekiz dal da ben aslında taktığımı saymıyorum hocam. Anladım. Sadece babamın diyorum taktığı bileziği istiyorum. Ben size helal etmiyorum diye kimse taktırdı. Ben dedim babamı ahledeceğim. Bunu biliyorlar mı? Biliyorlar mı bunu? Biliyorlar hocam. Bildikleri halde vermiyorlar. Vermiyor. Sahram yiyordur. Hakkını helal etmemek senin hakkındır. İstersen helal etmezsin. Etmiyorum. Ama ben sana tavsiyem bu içindeki kini nefreti söndürmek için helal olsun diyeceksin. Ve onu Allah'a havale etmiş olacaksın. Kurtulacaksın bu işten. Şu anda içinde o nefret büyüyor. Seni rahatsız ediyor. Midene vurur, kalbine vurur. Yine sana evet. Zarar verir. Hiç gereksiz. Bir faydası yok ki. Yok yani, ama hocam ya, benim babamın taktığına özellik ediyorum. Onu verin diyor. Öbürlerin lanet olsun. Dedik, yani o kadar sinirlendiriyor. Dediklerin, dediklerin kim? Benim dediklerim görümce. Kendi kaybım bir görümce. Yani akrabalarınla kavgalısın şu anda. Evet. Bile bile bölüşüyorsun ki benim yani onlara yaptığım hocam. Değer mi yani? Değer mi akrabalarla böyle bu kadar kavgalı olmaya? İki bilezik evet, için. Ama hocam onlar başlatıyor. Onlar başlatsın. Sen başlatırsan zaten buna hakkın yok da. Bak, kötülüğe, kötülük her kişinin kârı. Kötülüğe iyilik her kişinin kârı. Senin iyi olduğun nasıl belli olacak? Kötülüğe rağmen affettim diyebiliyorsan. Ama daha iyi olmak istiyor musun? Sağlıklı, huzurlu, mutlu olmak evet. İstiyor musun? Bırak. Bırak bileziğin peşine düşme ya. İki bileziğin peşine niye düşüyorsun? Düşme. Büyütme o. 8 tane de bana taktılar. Artık ben kendi babamınkini istiyorum yani. Sen bilirsin. Ben sana ölçüyü söyledim. Affetmeme hakkın var. Evet. Beddua etme hakkın var. Ama affedersen Allah affedenleri seviyor. Evet hocam. Doğru. Bir de sorum olacak hocam. Bu fitre peker yakınlarımız ne derece yakınlarımız? Yakınlardan evladına, annene, babana, torunlarına veremezsin. Onun dışında ayrı yaşayan kardeşlerine, amcana, dayına, teyzene, halana, bunlara fitre, zekat, fakir iseler verilebilir. Evet. Ablama tutuyor mu? Eşi yok ama aileye var, eşi yok. Kimin? Ablam. Ablan ayrı kalmış, muhtaç, fakir bir hanımsa ona da fitre zekat verebilirsin. Tamam. Allah kabul etsin, hayırlı Ramazanlara erdirsin. Şaban ayındayız şimdi. Bir sorun daha vardı hocam. Peki, dinliyorum. KPSS'ye girip tam bir dualar öneririz. Siz onu söyleyin. Teşekkür ederim hocam. Rabbim hayırlı kapılar açsın. Allahümme ya müfettihal ebbab, iftahlana hayral bab. Ey kapılar açan Rabbim, bu evlatlarımız için de hayırlı, bereketli kapıları aç. Fetih suresinden son yarım sayfası var ya, o son yarım sayfası. Evet. Onu da okusun evet, inşallah. 7 defa, 12 defa okuyabilir. Rabbim nice güzelliklerle buluştursun evladınızı. Sağlık, afiyet diliyorum. Allah'a emanet. Allah'a emanet ol kardeşim. Evet, günah nedir? Günahı Vabısa bin Mabet isimli bir sahabi arkadaşlarıyla günah nedir tartışıyorlar. Müzakere ediyorlar. Ve bunu sormak üzere de Allah Resulü'nden müsait mi diye soruyor, müsait diyorlar. Peygamberin huzuruna giriyor. Resulullah Efendimizin tam meclisine girdiğinde Eteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bak, hiçbir şey yok. Peygamberin bundan haberi yok. Bunlar ne tartışmışlar, ne sormaya gelecek, bir şey daha önce söylenmemiş. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam aynen şöyle söylüyor. Ci'te tes'elu anil birri. Ne'am ya Resulallah. Allahu Ekber. Sen iyilik nedir, günah nedir diye sormaya mı geldin? Evet ya Resulallah diyor. Bunu da anlatıyor bize sahabi. Rabbim dilerse onu bildirebilir. Hatta buna gayıp değildir diyen alimler de var. Çünkü bu bir
zahir alemine, alemi şuhud dediğimiz görünen aleme artık intikal etmiş. Tartıştık, konuştuk ya burada Mustafa biz. Bu konuştuklarımız gayb olmaktan çıktı. Öbür tarafta bunu duymayan üçüncü bir şahıs ertesi gün bu konuştuklarımızı bize söyleyebilir. Ve biz bunu bugün daha iyi anlıyoruz. Kayıt sisteminden, seslerin televizyon, radyo dalgalarıyla, frekanslarla yansıtılmasından, nakledilmesinden bunu daha iyi anlıyoruz. Yani ağzımızdan çıkan bir söz kaydediliyor zaten. Bunu Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Hiçbir söz yok ki onu bir melek kaydetmemiş olsun. O zaman o gayb olmaktan çıkıyor. Ve Resulullah Efendimiz'e geldi, şaşırdı tabii. Daha soruyu sormadan sen iyilik hakkında soru sormaya geldin. Günah hakkında soru sormaya geldin. Evet ya Resulallah. İyilik şudur dedi. İyilik nedir? El birru matmeennet ileyhin nefsu. İçini, gönlünü rahatlatan şey iyiliktir. Yaptın, rahatladın. Elhamdülillah, ne kadar güzel oldu dedi. Bu iyiliktir. Hiç namaz kıldıktan sonra pişman olan var mı? Oruç tuttuktan sonra pişman olan var mı? Zekat verdikten sonra pişman olan var mı? Hacca umreye gittikten sonra pişman olan var mı? Gece teheccüde kalkıp dua ettikten sonra pişman olan var mı? Olmaz. Nefis kalp itminana erer. İşte bu iyiliktir. Annenin babanın üzerine titredin. Onlara güzellikle, hayırla muamele ettin. Pişman oldun mu? Hayır, olmaz. Çünkü kalp itminana erer. İyilik budur işte. Hatta yoldan eza veren bir taşı kaldırman bile iyiliktir, sadakadır. Bir hayvana su içirmen sadakadır, iyiliktir. Bir kedi, köpeği üşümüş ısıtman, üzerine bir şey örtmen iyiliktir. Gece üşüyen birinin üzerini örtmen iyiliktir. Yolu tarif etmen iyiliktir. Yolu tarif etmek. Konya'ya gitmiştik. İnşallah 26-27'sinde yine orada olacağız. Konya'da adres sorduk. Bir ikinci kata çıktık. Bir mühendisin adresini sorduk. Bir mühendis arkadaşın evinin, iş yerinin adresini sorduk. Onu da inşaatçı diye, bu bilir diye gittik oraya. Yanında müşterileri var. Ev satıyor adam, pazarlık yapıyorlar. Biz de lafın arasına girdik mecburen. Yolda kalmışız, yani orayı bulacağız. Dedi ki falanca arkadaşımızı arıyoruz. Onu sen tanıyor musun? O da mühendis çünkü. Müşterilerinden müsaade istedi. Dedi ki bana bir 10 dakika müsaade et. Siz oturun, ben geleceğim. Çıktı dışarı. Dedik nereye? Ben size göstereceğim. Beraber götüreceğim sizi oraya. Ya müşterilerim bekliyor. Olsun. Bizde böyledir adet. Öyle tarif etmekle olmaz. Adrese teslim ederiz. Adam bizi götürdü. Oraya teslim etti, geri döndü. İyilik budur işte. Güzellik budur. Unutulur mu? Bak kaç sene olmuş. 30 sene mi oldu? 40 sene mi? Anlatıyorum hala. Vel ismu, günah nedir peki? Ma hake fin nefsi. İyilik gönlünü hoş eden şeydi. Günah da içini kazıyan şey. Yırtıyor senin içini. Huzursuz ediyor. Bir günah işledin. Eyvah dedin ya. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Ben niye yaptım bunu ya? Şimdi bir sürü yalan söylemem gerekecek. Bir sürü insanla helalleşmem gerekecek. Bir sürü zarar verdim, telafi etmek gerekecek. Her günahın arkasında bir pişmanlık vardır. Ma hake fin nefsi ve kerihte en yattali aleyhin nas, ve insanlar görmesin istiyorsun. Ya beni görürlerse vay be, şu hoca sandığımız adama bak ya. Ne haltlar karıştırıyormuş. Kimse görmesin. Ama sadakayı verirken, param da yok bugün cebimde. Neyse, şeyim var, maskem var. Sadakayı verirken, camiden çıkıyoruz şimdi, camiye yardım ya da bir fakire sadaka vereceğim. Eyüp Sultan'da geziyorum.
Bir fakir gördüm, sadaka vereceğim. 100 lira çıkarmışım. Arkadan inşallah görüyorlardır. 100 lira veriyor hoca fakire. Görsün istiyorum. Bu riyadır tabii. Ama iyiliğimiz görülsün isteriz. Riya da olsa günahtır, ayrı bir konu. Onun terbiye edilmesi lazım. Allah için vereceksin. Göstermeden vereceksin. Doğrusu o. Ama günahı hiç kimseye göstermiyoruz. Günahı gösteriyorsa onda buna bu sefer fasık denir. Günahı göstererek işliyorsa iman çok çok zayıflamıştır. O fasıktır. Haramı aleni yapıyor, utanmıyor. Haya kalmamış. Ama iman varsa, müminse günahını gösteremez. İnsanlar duymasın, görmesin. Gizlemeye çalışır, örtmeye çalışır. Allah da settarul uyuptur. Ve göstermez. Her günahı göstermez. İçkiyi gösteriyor Allah. Çünkü bütün kötülüklerin anasıdır. İçki içene diyor ki bu bak sallanıyor. Ayakta duramıyor. Bu içmiş mi? Dikkat et. Ama faiz yiyeni sallandırmıyor. Cezası daha büyük. Ama onun cezası başka şekilde geliyor. Rüşvet vereni sen bilemiyorsun. Zina edeni bilemiyorsun. Cezaları daha büyük. Bilemediğimiz hikmetler var. Onun cezası nasıl olacak? Kalpte rahatsızlık veren ve insanların görmesini istemediğin şeydir. Ve tereddede fis sadri. Gönlünde de bir huzursuzluk oluşuyor. Buna Resulü Efendimiz günah diyor. Allah'ın affetmeyeceği günah var mı? Cenab-ı Hak gaffaruz zunubtur. Rahman ve Rahim'dir. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah innallaha yaghfiruz zunube cemia innehu huvel gafurur rahim. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey nefislerinde haddi aşarak nefislerine zulmetmiş olan kullarım, Allah'tan ümidi kesmeyin. Şüphesiz Allah tüm günahları bağışlar. O çok çok bağışlayıcı, çok çok şefkat, merhamet sahibidir. Bu ayet-i kerimeye bakarsak Allahu Teala bu günahı, bütün günahları bağışlıyor. Bunun bir istisnası var. O nedir? O da la tüşrik billah inne şirke le zulmün azim. Allah'a şirk koşmayın. Çünkü o yapılmış en büyük günah ve zulümdür. Allah şirkten başka tüm günahları affeder. Ayet-i kerimelerde var çokça. Allah şirkten başka tüm günahları dilerse affeder. Ancak bir de kul hakkı var. Kulun hakkını ödemek şarttır. Yedin haramları, ezdin milleti, işte 8 tane bileziğini aldın kadının. Ondan sonra Kabe'nin karşısına geçtin, affet Allah'ım dedin. Yok, ödeyeceksin. Sonra tövbeni yapacaksın. Orada tövbe etmek için, mutlak kul hakkını ödeyeceksin. Tövbe etmeden ölen kişiyi Allah affeder mi? Bilemeyiz. Ama tövbe ederse Cenab-ı Hak kul hakkını da ödemek şartıyla garanti veriyor. Şirk koşmamak şartıyla. Adem aleyhisselam ve eşi Havva'yı cennetten kovduran günah neydi? Adem aleyhisselam ile eşi Havva'yı Allah-u Teala cennete koydu. İmtihan için de la takrabe hazi şecara, şu ağaca yaklaşmayın dedi. Onlar da yaklaştılar. Allah'ın imtihanını kaybettiler ve çok ağladılar, üzüldüler. Ağladılar yıllarca, dünyaya indirildiler ve tevbeleri de kabul edildi. Şöyle dua etti Adem aleyhisselam. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lelekunenne minel hasirin. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Sen şayet bizi affetmezsen, bağışlamazsan biz zarar edenlerden oluruz, mahvoluruz. Bu duayı yıllarca yaptı ve affedildi söylenir. Günahların cezası bu dünyada da çekilir. Bu dünyada
helalleşir, cezasını çekerse ahirete kalmaz. Ama bu dünyada helalleşmemiş, cezasını da çekmemişse ahirete kalır. Yedi helak edici, yedi büyük günah. Yedi büyük helak edici günahtan sakının diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu yedi büyük günahtan ilki Allah'a şirk koşmaktır. Allah'a şirk koşmak birinci günah. Allah bunu zaten affetmiyor. İkincisi sihirle uğraşmak. Sihirle uğraşmak. Büyücü, falcı, işli gücü bu. Üçüncüsü masum bir cana kıymak. Dördüncüsü faiz yemek. Çok büyük günah. Beşincisi yetim malını yemek. Altıncısı düşmandan, savaştan kaçmak. Yedincisi namuslu mümin kadınlara, namuslu kadınlara zina iftirası atmak. Bunların bir kısmını İslam'a giriş şartlarında da görüyoruz. Mümtehine suresi. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a Allah-u Teala emrediyor. Söyle o mümin kadınlara, Müslümanlığa girmek isteyen kadınlara. Onlardan şöyle söz al diyor Allah-u Teala. Allah'a şirk koşmayacağıma, masum cana kıymayacağıma, zina etmeyeceğime, hırsızlık yapmayacağıma, namuslu bir insana iftira etmeyeceğime, iyiliği emredeceğime, kötülükten sakındıracağıma Allah için söz veriyor. Burada da tersini görüyoruz. Bunları yapmazsa yedi helak edici günahı toplumları bunlar helak ediyorlar. Görmüş oluyoruz. Günah işleyen insan bunlardan tövbe edecek ve bu özellikle de yedi günahtan hepsinden sakınacağız ama yedisi çok daha büyük. Toplumları mahvediyor, sakınacağız. Günahları temizleyen nelerdir ameller? Günahları temizleyen ameller şöyle diyor Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İttakillâhe haysu mâ künte. Nerede olursan ol, Allah'tan sakın. Bir insan devamlı Allah'la beraber olduğunu hissederse günahlara tevessül edemez. İnsan ne zaman günah işlermiş? Gafil olduğu zaman. Allah'ı unutur, cenneti cehennemi unutur, hesabı kitabı mahşer gününü unutur, melekleri unutur, Kur'an'ı peygamberi unutur, o arada günahını işler. Çünkü onlarla beraber işleyemez, utanır. Allah beni görüyor. Edep mi Allah? Allah'la beraber edebi de tasavvuf ehli gündemine almıştır. Bu konuda yüzlerce, binlerce sayfalar yazılmıştır. Ne demek Allah'la edep? Ben nerede olursam olayım Allah beni görüyor. Buna da ihsan derecesi deniyor. Ne demek? En ta'budallaha ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk yapmak. Sen onu görmesen de o seni görüyor ya. İşte birinci koruyucu kalkan Allah'la beraber yaşamak. Allah'ı her an yanında hissetmek. Min hablil verit diyor değil mi? Ne demek hablil verit? Şah damarı. Şu damarlar var ya. Ben kuluma şah damarından daha yakın. Allah bizimle beraber. İkincisi ve etbi'is seyyi'etel hasenete temhuha. Bir günah işledin. Ardından bir iyilik yap ki onu silsin. Tövbe için şöyle diyor alimler. Günahı işledin. Pişman oldun. Pişmanlık imandandır. Yüzün kızardı. Haya imandandır. Ne yapacaksın? Güzel bir abdest alıp Allah için iki rekat namaz kılmak bir tövbedir. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Şeytana uydum ama ben yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım dilerim. Allah'ım ihdine sırâtal müstakîm. İşte bu bir tövbedir. İki rekat namaz kılmak günahın ardından tövbe sayılır diyor alimler. Kul hakkını ödedin, helallik aldın, bu bir tövbedir. Bir iyilik yaptın, gittin, fakiri fukarayı doyurdun.
Gittin birinin elinden tuttun, gittin hayvanlara su verdin, yem verdin. Günah işledin ama korktun günahından, gittin bunları yaptın. Sildi onu. Temhuha. Mahveder. İşlediğin günahı siler o. İyilik yaptın. Ve halikun nase bi hulukin azim. Hasenin. Bu da zirvedir. Günahkar insan Allah'tan sakınır. Ardından bir iyilik yapar. Bir de insanlarla iyi geçinmeye çalışırsa Allah onun günahlarını affedir. İnsanlarla güzel geçinmek. Güzel ahlakı sebebiyle bir insan geceleri sürekli nafile namaz, teheccüd namazı kılan kişinin, gündüzleri devamlı nafile oruç tutan kişinin aldığı sevabı sırf güzel ahlakıyla alır. Ne kadar kıymetliymiş güzel ahlak. Ama biz insanlara ahlak öğretmiyoruz ki. Menfaat öğretiyoruz, çıkarcılık öğretiyoruz. Kısa yoldan nasıl zengin olabilir? Kısa yoldan nasıl köşeyi dönebilir? Kısa yoldan nasıl yukarılara çıkabilir? Bir makama gelebilir? İnsanlar güzel ahlak. Allah bizim ahlakımızı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına benzetsin. Ya Rabbi suretimizi ve siretimizi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme benzet. Bize onun yolunda gerçek manada ona ümmet olmayı nasip eyle. Biz peygambere benzesek insanlar koşa koşa gelecekler yanımıza. Ne güzel Müslümansın sen. 50 senedir ticaret yapıyorum, seninle bir yalanını görmedim. 50 senedir arkadaş yapıyorum seninle, bir ihanetini görmedim. Sözünde durdun yıllarca. 50 senedir beraber yaşıyoruz aynı ailede. Bir kötü söz duymadım. İşte bu peygamber ahlakı. İnsanlar böyle belli olur. Ticarette belli olur. Yolculukta belli olur. Kızdırdığın zaman belli olur. Ahlak öyle. Ahlak olmuşsa günübirlik değişmez. Huy olmuşsa günübirlik değişmez. Adalet sende huy olacak artık. Adil davranacaksın. Bu insana işini ver, korkma. Asla adaletsiz davranmaz diyorlarsa, bu esnaf asla yalan söylemez diyorlarsa, bu eş, bu koca asla evinde gönül kırıcı bir şey yapmaz diyorlarsa, sen güzel ahlaklısın ve Allah katında çok makbul bir yerdesin. Çok makbul bir yerdesin. Gece teheccüd kılıyor ömrü boyunca, gündüz nafile oruç tutuyor ömrü boyunca, sen onu bile sevapta geçersin. Güzel ahlak sebebiyle cehennemin ateşini söndüren ameller nelerdir? Cehennemin ateşini İki şey söndürür kardeşim. Bir, gözyaşı söndürür. Allah için tenhada ağlıyorsun. Gözyaşı döküyorsun. Cehennem o gözyaşıyla Allah için ağlayan göze değmez. Değmez. Nöbet bekliyor. Hudutta, sınırda askerimiz, polisimiz Allah için. Millet bana emanet diyor, vatan bana emanet diyor. Geceleyin nöbette karşı tarafı, düşmanı kolluyor. Kılı kırk yarıyor ve bunu ibadet sayıyor. O göze de cehennem değmez, değemez. Ateş onu yiyemez. O ateşi söndürür. İbrahim'in söndürdüğü gibi. Onu cehenneme atmazlar. Ey Allah için gözyaşı dökenler, ey Allah için nöbet bekleyenler, bugün siz mahşerde Arş-ı Ala'nın gölgesinde özel misafirlersiniz. Özel misafirlersiniz. Şehidin kanı cehennem ateşini söndürür. Misk gibi kokusu vardır. Ve şehit o kadar güzel ağırlanır ki, o kadar güzel iltifatlarla Allah onu karşılatır ki şehide cehennem ateşi dokunamaz. Allah kalbimizi nurlandırsın.
kalbi nurlanan ve sürekli Allah'ı anan insana cehennem ateşi dokunamaz. Kalbini otomatik saat gibi kurmuş. Sürekli Allah diyor. Sürekli Allah diyor. Sürekli la ilahe illallah diyor. Devamlı Allah'la beraber nereye gitse Allah'ı hep yanında hissediyor. Bu insana cehennem ateşi bir şey yapamaz. Cennete girmek Allah'ın elbette lütfuyla olacaktır. Cehenneme girmek ise insanın kendi zoruyla olacaktır. İnsanoğlunu Allah yarattığı kulunu doğrudan cehenneme atmak istemez kul azmadıkça. Kul azmadıkça. Rabbim azanlardan eylemesin, bizim gönlümüzü ferah eylesin. Evet, zaman daralıyor biliyorum. Şurada size söz vermiştik. Zararlı şeylere karşı sabahleyin 3 defa okursak, akşam 3 defa okursak, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre hiçbir şey ona zarar veremez diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. O duayı 3 defa okuyalım inşallah. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâ ve huvessemî'ul alîm. Allah'ın adıyla ki onun adıyla yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Rabbim bizi her türlü hastalıklardan, zararlardan, virüslerden, hasetten, nazardan, kem gözden, düşmanların her türlü şamatatından ve istilasından, işgalinden bizleri yurdumuzu muhafaza eyle Allah'ım. Duamızı kabul eyle. Geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Her türlü kötülüklerden bizi muhafaza eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. WhatsApp sorularımız varmış. Selamünaleyküm hocam. Eşimle 5 sene önce evlendik. İmam nikahımız kıyılırken hoca efendi nikah ahdimize dua yazacağım diye bize nikah ahdimizi ulaştırmadı. Daha sonra vereceğim dedi. Aradan 5 yıl geçti. Hoca efendiye ulaşamıyoruz. Nikah ahdimizi ondan alamıyoruz. Bununla alakalı ne gibi sıkıntı yaşarız veya bunu doğru yola sokmamız için ne yapmamız gerekiyor hocam? Bize yardımcı olabilirseniz seviniriz. Hayırlı günleriniz olsun. Evet, şimdi akit dediğimiz şey icap ve kabuldür ve şahitlerle bunu duyurmaktır, şahadetle. Akit olmuş zaten. Yani bunun yazılı olması şart değil. Yazarsak daha güzel tabii. Kur'an-ı Kerim'de borçlandığı zaman yazın diyor. Orada mehrinizi biliyorsanız sevgili kardeşim. Ama bize dua yazacak da vermedi. Olabilir. Vermesin. Hiç yazmasaydı da olurdu. Şu anda sizin nikahınızda sıkıntı yok. Sadece mehrinizi bilmiyorsanız yeni bir mehir konuşabilirsiniz. Mehri misil denir ona. Etrafınızda yeni bir şekilde efendim anlaşacağınız zaman bu mehri konuşursunuz. Hiçbir zararı yok. Ama yazarsa ki ben de yazıyorum. Burada da nikah kıydık biliyorsunuz. Skype üzerinden görüntülü ve canlı zaman zaman da koronadan önce de nikah kıyıyorduk. Yazılı yapmak daha güzeldir. Ben de yazıyorum. Yani besmele, hamdele, salveleden sonra kimin oğlu, kimin kızı, kiminle evleniyor ve ne kadar mehir veriyor. Şahitler de şunlardır diyor. Ve o şekilde mehirlerini belirterek nikah akitlerini yazılı olarak veriyoruz. Şu anda evet bizim şifrelerimizi bilip ilk telefon eden kardeşlerimizden Birol Demir İzmir'den 30 özellikli Kur'an-ı Kerim hediye ettiğimiz izleyicimiz hayırlı olsun diyoruz. Gamze Can Çorum'dan şal hediye ettiğimiz izleyicimiz güle güle kullansın. Rahmi Karakuş Konya'dan Ravza Kokusu ve benim yazdığım Mutlu Bir Yuva için 6 mektubu hediye ettiğimiz izleyicimiz hayırlı olsun. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi bizleri iki cihanda aziz eyle. Kendine kul, Habibi Edibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gerçek ümmet eyle. Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı, batılı batıl görüp ondan kaçınmayı nasip eyle. Evladımızı, ahfadımızı, dini mübine hadim eyle. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Affeyle günahlarımızı. Şeytana nefse uydurtma. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizin eline bırakma Allah'ım. Her türlü zulümden, tuğyandan, azgınlıktan, kul hakkı yemekten, hakkımızı yedirmekten, başkasına zulmetmekten, başkası tarafından zulme uğramaktan bizleri, ailemizi, sevdiklerimizi muhafaza eyle Allah'ım. Dünyada barışı, huzuru, kardeşliği sağlayacak temellerin atılmasını nasip eyle. Ya Rabbi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. İnsanlığa insaf ver, sevgi ver, merhamet ver gönüllerimize. Yuvalarımıza huzur ver, ziyade eyle muhabbetimizi, aşkımızı, sevgimizi. Kimseye muhtaç etme, kimsenin önünde mahcup etme. Dünya ve ahiretimizi güzel eyle, sözlerimizi tesirle eyle, gönüllere nakşeyle, hayırlı işlerde bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi sana sığındık, sana el açtık, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Ya Rabbi şirkten, küfürden, tuğyandan, imansızlıktan, imandan sonra küfre düşmekten, hidayetten sonra sapıklığa düşmekten bizi, evladımızı, neslimizi muhafaza eyle Allah'ım. Komşuluğumuzu güzel eyle, işlerimizi hallu asan eyle. Dünyanın dört bir tarafında darda, zorda olan soydaşlarımıza, kardeşlerimize, dindaşlarımıza, mümin kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Aramızdaki birliği, beraberliği daim eyle. Millet olarak gücümüzü, imanımızı, Ya Rabbi her türlü nimetini artır üzerimize. İlmimize ziyade ver. Rızkımızı bol ve helal eyle. Ömrümüze bereket ver. Ya Rab duamızı kabul eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbena takabbel minna bihurmetil Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.